Evet. Bizim bir abimiz vardı, rahmetli oldu. Fikret Otyan. Araştırmacı, gazeteci. Ben o zaman İstanbul'dayım. Ona bir sanat gecesi yapıldı. İstanbul'dan geldik. Dedi ki, dostlar dedi, hayatta iki şey çok önemlidir. Birisi sevgi, öbürü de vefa dedi. Ben dedi günümüzde vefanın bittiğini düşünüyordum ama bugün bana vefa geri geldi dedi. Efendim sizlere vefalı olmak üzere geldik. Çünkü eğer sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Yani geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Bizim geçmişimiz sizsiniz. Üreten, hizmet eden ve bizlerin kökünü oluşturan sizlersiniz. Ne mutlu ki burada kurumumuz sizlere sahip çıktı. Biz de sizlerin küçüğü olarak size minnet duyuyoruz. Sizlere sağlık diliyoruz. Hani eğer olabilirse vefalı olmak üzere geliyoruz. Çünkü insanlar yaşarken değer görmelidir. Sizler de yaşarken değer görmelisiniz. Öldükten sonra onun haberi olmuyor zaten. O açıdan sizlere merhaba demek, sizlerin yanında olmak ve bizim için değerli olduğunuzu ifade etmek için geldik. Madem bu huzur evi olarak, aile sosyal politikalar müdürlüğümüz olarak kalan yaşlı efendim vatandaşlarımızla beraber kendisi de Burdurlu olan Sümer Özgü Bey'in katılımıyla bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Yani onlara moral motivasyon olması, mutluluklarına, huzurlarına bir nebze olsun katkı sağlamak bakımından böyle güzel bir organizasyonla bir araya geldik. İnşallah herkes memnun kalır. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ayrıca Sümer Özgü Bey'e de bilhassa hemşerimize de teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Kahvede gençlikte geldi de geçti. Gel gibi öf. Dadıda damayımda da kaldı da beyler. Parfüm olmadığı için karanfil dizerlerdi bilirsiniz. Gelinlere karanfil dizerlerdi böyle boyunlara. Parfüm koksun diye. Her gelinin çeyizinde vardır öyle bir karanfil. Ben de boynuna karanfilli de yar sarmadım. El gibi seni de saran ellere de helallar olsun sevgilim. Ah sürmelim.